Yaşar süngü, yani birlikte büyüyün çocuklarınızla. Yan gelip yatma dönemi değildir tatil, hayatın içinde olmaktır demiş Milliyetin Bakanlığı yetkilileri ve tatile çıkan 18 milyon öğrenciyle velilerine birlikte yapmaları şartıyla 73 adet tatil ödevi vermiş. Sayalım, bir çiçek dikin ve büyütün, doğa yürüyüşü yapın. 3 ağaç türü öğrenin. Birlikte bir ağaca çıkın ve doğayı seyredin. Mevsim meyvelerinin çekirdeklerini toprağa ekin. Sokaktaki taşları kaldırarak altında solucan ve böcek arayın. 5 taş oynayın. Müze ziyareti yapın. Bir bilim insanının hayatını araştırın. Sokak hayvanlarına su verin. Salıncak kurun. Birlikte yemek yapın. Yeni bir masal öğrenin. Uçurtma yapıp uçurun. Kağıttan gemi yapmayı öğretin. Kendi çocukluk anılarınızı anlatın. İp baskısı yapın, sokaktan topladığınız taşları boyayın, otlardan düdük yapmayı öğretin, birlikte evinizi temizleyin, birlikte bisiklete binin, birlikte satranç oynayın, bir dünya haritası edinerek ülke bulma oyunu oynayın, çocuğunuza yüksek sesle kitap okuyun, kurabiye, kek ve benzeri bir şey yaparak Komşularınıza götürün, su ve enerji tasarrufu yöntemlerini birlikte öğrenin. Birlikte film izleyin, senarist ve yönetmeni birlikte araştırın. Birlikte yürüyüş yapın ve adımlarınızı sayın. Düğme ve sökük dikmeyi öğretin. Kuşlara yem verin, birlikte bir hikaye yazın, çivi çakmayı öğretin birlikte kitap okuyun, aile büyüklerini ziyaret edin, saklambaç oynayın, birlikte ip atlayın, birlikte bir tekerleme öğrenin, birlikte bir şiir ezberleyin, birlikte bir mektup yazın ve postalayın, bir karınca yuvası bulun ve ekmek kırıntıları bırakın, çamaşır katlamayı ve ütü yapmayı öğretin, pencereden bakıp gördükleriniz hakkında konuşun. Birlikte reçel yapın. Farklı ağaçlardan yapraklar toplayın ve bir deftere yapıştırın. Birlikte limonata veya meyve suyu yapın. Birlikte kuşları gözlemleyin. Birlikte ilk yardım detayı öğrenin. Üç farklı kuş ve balık türü öğrenin bir ihtiyaç sahibine birlikte yardım edin. Bir tanıdığınızla röportaj yapın. Birlikte bir takı tasarlayın. Birlikte top oynayın. Doğadan topladığınız malzemelerle bir fotoğraf çerçevesi yapın. Bir yemek öğretin. Kütüphaneye gidin ve üye olun. Birlikte ekmek yapın. Ailece yere usanıp yıldızları izleyin. Büyük bir tepeye tırmanın. Size özel bir selamlaşma bulun. Bir makine veya cihazı sökerek parçalarını yerine takın. Birlikte sofra kurun. Yoğurt yapmayı öğretin. Sessiz sinema oynayın. Doğada yön bulmayı öğretin. Birlikte resim yapın. Güneşin doğuşunu ve batışını izleyin. Yeni bir dilde selamlaşma ve teşekkür etmeyi öğrenin. Evin ihtiyaç listesini hazırlatın. Bir kitapçıya gidin. Birlikte basit bir deney yapın. Birlikte bir fidan dikin. Bir akvaryumu gözlemleyin ve ilginizi çeken detayları not alın. Önerilerin tek mesajı şu, hayatı ıskalamayın, ciddiye alın ve birlikte yaşayın. Çocuğunuzla 7 yaşına kadar oynayın, 15 yaşına kadar arkadaş olun, 15 yaşından sonra istişare edin demiş Hz. Ali radiyallahu anh.